Muhabirimiz İrem Naz bizi konuyla birlikte bekliyor. İrem Naz, konuğuna soralım. Gıda zehirlenmesi engellemek için ne yemeliyiz, nasıl yemeliyiz, ne yememeliyiz? Evet Sedia Saraç, öncelikle sıcak havalarla birlikte gıda zehirlenmelerinin arttığı ve bu vakaların da hastanelerde ciddi bir yoğunluk oluşturduğundan bahsederek yayına başlamak istiyorum. Özellikle tavuk başta olmak üzere et ve et ürünlerinin neredeyse hepsinde, hatta süt ürünlerinde bile zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabiliyor. Zira özellikle sıcak havalarda dışarıda bırakılan ürünler ya da doğru saklanamayan ürünler zehirlenmelere yol açabiliyor. Hatta çok farklı sonuçlar bile doğurabiliyor. Bazı vatandaşlar hastanelere akın etmiş durumda. Hatta bu sebepten de bazıları zehirlenme vakalarıyla birlikte başka enfeksiyon hastalıklarıyla da baş ediyor. Peki bunun asıl sebebi nedir ve biz gıdaları nasıl saklamalıyız, nasıl tüketmeliyiz? Hemen şimdi yanımızda Profesör Doktor Vedat Göral var, gastroenteroloji uzmanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Öncelikle tavuktan başlayalım efendim. Evet. Tavuk var burada, pişmemiş tavuk, pişmemiş et, yine salam. Hemen yoğurt ve süt ürünlerimiz de var. Nasıl saklamalıyız? Özellikle tavuktan başlamak istiyorum. Çünkü en çok son zamanlarda tavuk zehirlenmeleriyle karşılaşıyoruz. Tabii. Tabii özellikle hava sıcak olduğu için bakterilerin, virüslerin üremesi için iyi bir ortam var. Normalde kışın çok fazla gıda zehirlenmesi görmüyoruz. Niye? Çünkü hava sıcak olmadığı için ve bakteriler üreme imkanı ortamı bulmadığı için olmuyor. Ama yazın özellikle sıcak havalarda dışarıda bırakılan etin, tavuğun, balığın ve diğer etlerin, salam, sosisin dışarıda kalmasıyla ya pişirmeden bekletilirse çok rahatlıkla bakteri ve virüs çoğalabilir, toksinler bulaşabilir. Özellikle tavuk çok daha bu konuda hassas. Tavuğun dışarı çıkartıp bekletilip yarım saat sonra pişirirse bakteri hani bulaşmış olabilir. Bir de diyelim bunu dışarı çıktık ama kullanmadık. Tekrar buzdolabına koyarsak o etten, o tavuktan hayır gelmez. Dolayısıyla hijyen çok önemli. Tabii bunların başında el temizliği önemli. Yani bir rahatlıkla herkesin, yemeği pişiren kişinin, belki de yemeğe başlayan kişinin 20 saniye elini yıkaması lazım. Tuvaletten çıktıktan sonra özellikle kaşık, çatal, bulaşık bundan temiz olması lazım. Çünkü bakteri, virüs ve toksinler temizlikle ilgili. Temizlik kuralına dikkat edersek bakteri, virüs ve toksinler olmayacak. Dolayısıyla gıda zehirlenmesi olmayacaktır. Gıda zehirlenmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte 30 dakika ile bazen 72 saat arasında semptom verebilir. Özellikle bir çiğ et veya bir çiğ sebze veya temiz olmayan su içtiğimizde kişide bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal varsa kişinin bir gıda zehirlenmesi olduğunu düşünmesi lazım. Aslında en yakın hekime gitmek lazım. Ama diyelim hani hekime gitmek çok uzaksa kişinin sıvı kaybını engellemek açısından tuzlu su, tuzlu ayran, tuzlu kraker, bisküvi yemesi lazım. Çünkü ishalle beraber tuz ve su kaybı olduğu için risk oluşturabilir. Özellikle kimler risk altında? Çocuklar, hamile bayanlar ve yaşlı kişilerde bu gıda zehirlenmesi daha ağır seyrediyor. Niye? Vücut daha direnci düşük olduğu için hastalık daha ağır seyrediyor. Normal genç bir kişi de belki bunu ayakta geçirebilir. Özellikle çocuklarda, hamile bayanlarda ve yaşlılarda gıda zehirlenmesi varsa hiç beklemeden hekime gitmek lazım. Hastaneye gitmek lazım, tetkik yapmak lazım. Çünkü gıda zehirlenmesi de olabilir, başka bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bunu hekim karar verebilir. Hastayı evde bekletip oyalamak, hastaneye götürmemek yanlış sonuçlara yol açabilir. Bazen ağır, öldürücü, hatta şoka kadar giden klinik tablolara meydana gelebilir. Yani gıda zehirlenmesini ciddiye alıp hekime gidip tedavi olmamız lazım. Etraftan komşuların tavsiyesiyle veya kulaktan dolma bilgilerle bu iş olmaz. Tabii açıkta satılan sulardan uzak durmak lazım. Merdiven altı satılan gıdalardan, meyvelerden, meyve sezonu ama bazen yıkamadan meyveyi yiyen kişileri görüyorum. Bu çok yanlış. Çünkü o meyvenin üzerinde hem gıda artıkları var, hem ilaçlama artıkları var, hem bakteri var, virüs var. Dolayısıyla meyveyi yıkamadan yememek lazım. Bir 10-15 saniye yıkamak lazım. Önde suyu tutup yemek de doğru değil. Yine sular mümkünse kapalı sular içelim. Çeşme suları her zaman temiz olmayabilir. El yıkamak için uygun olabilir veya duş almak için ama meyveleri yıkamak için uygun olmayabilir. Temiz suyu, temiz hijyene dikkat edelim. Her şeyin başı hakikaten hijyen.
Örneğin sütü de hani dışarı koyduk, biraz sonra içersek o da bakteri çoğalacağı için sütte zehirlenme olabilir. Ayran da aynı şekilde. Yani sıvı içecekleri mutlaka dışarı çıkardığımızda buzdolabında hemen tüketmemiz lazım. Bir 15-20 dakika sonra tüketmeye kalkarsak bakteri çoğalması için iyi bir ortam olur. Eti aldık kasaptan, eve götüreceğiz. Hemen götürmemiz lazım. Arabaya koyalım, bir iki saat sonra götürürüz dediğimizde o etten hayır gelmez. Ağır enfeksiyonlar, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ağır zehirlenme meydana gelebilir. O yüzden kişilerin bilinçli olması lazım. Bilinçli olduğu takdirde yazımızı, tatilimizi çok daha rahat geçiririz. Aksi halde yaz tatilimizi veya yaz güzelliğini hastanede geçirebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, dediğimiz gibi özellikle yaz aylarında oldukça önemli. Çünkü soğuk havalarda biz aslında dışarıda bıraksak bile havanın soğukluğundan kaynaklı olarak çok fazla bir rahatsızlık belki de yaşayamayabiliriz. Hatta bazı zamanlarda sıcak havalarda bu durum zehirlenmeyle birlikte enfeksiyon hastalıklarına da yol açabiliyor. Aynı zamanda sadece tavuktan bahsetmedik, et ürünlerinden, süt ve süt ürünlerinden de bahsettik. Hepsi bazı durumlarda zehirlenmelere yol açabilir, enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir. Dediğimiz gibi bütün yazı hastanede geçirmek istemiyorsanız eğer bu durumlarda saklama koşullarına ve hijyene oldukça dikkat etmeniz gerekiyor diyerek sözü yeniden stüdyoya bırakalım.